11 Şubat 2023 haberlerinden TRT Haber kaynaklı olarak sizlere sunmaya gayret edeceğim. Görüntülerini de görüyorsunuz. Diyarbakır'dan gelen görüntüler. Ekipler göçük altında kalan 55 yaşındaki maşallah Çiçek'i depremin 122. saatinde sağ çıkardı. Haberi geçilmiş. Milli Savunma Bakanı Akar, şu ana kadar 4 şehidimiz var. 45 personelimiz hayatını kaybetti. 78 ulaşılamayan silah ve mesai arkadaşlarımız var bilgisini vermiş. Ekipler zamanla yarışıyor. Gaziantep İslahiye'de biri engelli iki kişi enkazdan 114 saat sonra çıkarıldı haberi geçilmiş. 10 yaş ve 6 çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek haberi geçilmiş. AFAD Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar açığa çıkardığı enerji 500 tane atom bombasının yarattığı etkiye sahip. Bölgede herhangi bir lav akması, petrol akması yok. Depremlerinin tetiklediği basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil. Bölgede volkanik patlama yaratacak yapı, kayaç grubu yok açıklamasını yapmış. Son dakika haberi olarak verilmiş, yıkılan binaların sorumluları tespit edilecek. Kaçma, delil karartma ihtimaline karşı koruma tedbirleri uygulanacak. Depremlerden etkilenen illerde deprem suçları soruşturma büroları kurulacak haberi geçilmiş. 32 afetzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı İstanbul'a iniş yapmış. Sikorskiler gece uçuşlarıyla depremzede bebekleri taşıdı başlıklı haber. 8 bebek jandarma helikopterleriyle Kahramanmaraş'tan Adana'ya sevk edildi. 6 helikopterle 458 depremzede de tahliye edildi. Haberi verilmiş, görüntülerini de görüyorsunuz. Türk Hava Yolları 64 kargo uçağı ile 4099 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine taşımış. Afet bölgesindeki eczaneler verilmiş. Bakın şöyle büyütüyorum. Videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz. Türk Eczacılar Birliği tır eczane ve konteyner eczanelerin konum bilgilerini paylaştı. Bu konumlarda 6 il görüyorum. Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa'da konuldukları yerleri gösteriyor. Bu da önemli bir haberdi. Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesmelerle ilgili 8 kişi yakalanmış. 26 binden fazla personel halkın yanında Mehmetçik deprem bölgesinde aralıksız görev başında haberi geçilmiş. Şu şekilde de kullanılan araçların ve personel sayılarının bilgileri verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla Baykal ailesini arayarak başsağlığı diledi haberi geçilmiş. Bölgede herhangi bir lav akması, petrol akması yok. Depremlerinin tetiklediği basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil. TRT Haber tedirginliğe yol açan Kahramanmaraş Göksun Kuş Yakası Dağı'nı görüntüledi. Bakın görüntüleri de görüyorsunuz. Haberi geçilmiş efendim. Tabi söylentileri de çok oluyor maalesef. Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alınmış. OHAL kapsamındaki yargı kararları resmi gazetede yayımlandı. 10 ilde dava açma, icra takibi
başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu. Haberi verilmiş. Depremden etkilenen illerde maaş ödemeleri ve diğer bankacılık işlemleri kimliği gösterir herhangi bir belgeyle yapılabilecek. Belge yoksa en az 4 aşamalı kimlik tespiti yapılarak ödeme gerçekleştirilebilecek haberi verilmiş. AFAD 20.937 vatandaşımız hayatını kaybetti. 80.088 vatandaşımız kurtarıldı. 102.388 afetzede bölgeden diğer illere tahliye edildi haber vermiş. Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Drone görüntüleri yıkımın büyüklüğünü gözler önüne seriyor haberi verilmiş. Son dakika başlığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan 21.043 vatandaşımız hayatını kaybetti. 80.097 vatandaşımız yaralandı. 1999 depreminden 3 kat daha büyük ve yıkıcı deprem yaşadık. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimize yüz yüze eğitime ara veriyoruz. Uzaktan eğitime geçilecek. Yurtları depremzedelere açıyoruz. Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin Mart ve Nisan cepleri Mayıs'a ertelenmiştir açıklamalarını yapmış. Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarının %35'i tamamlanmış. Tablolar bu şekilde. Videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. 128 saatin ardından 2 aylık mucizesi. Tekrar okuyorum. 128. saatin 2 aylık mucizesi haberi var. Küçük bir bebeği şu an görüntülerde görüyorsunuz. Hatay'da enkaz altında kalan bir bebek kurtarıldı. Haberi verilmiş. TRT çalışanlarının depremzedeler için topladığı yeni yardımlar İstanbul'dan Gaziantep'e doğru yola çıkmış. Görüntüleri görüyorsunuz. Bu kez umudu kazıyorlar. Madenciler yaşam üçgenine sığınan metrelerce derinlikteki depremzedelere nasıl ulaştıklarını enkaz altında çektikleri görüntülerle anlattı. Biz madenciyiz. Gözümüzün kesmediği yerlere gireriz demişler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebilecek açıklamasını yapmış. Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili yapım kusurları olan ve kolon kestikleri iddia edilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Sedye'de kavuştular. Sosyal hizmet uzmanı enkazdan çıkarılan ve aynı hastanenin farklı birimlerinde tedavi gören anne ile 5 yaşındaki oğlunu böyle bir araya getirdi haberi verilmiş. Evet. Patileri zarar görse de 5 canı kurtardı haberi verilmiş. Enkazda patileri yaralanan arama kurtarma köpeği Köpük tedavisinin ardından çalışmalara devam ediyor şeklinde resimlerde de görüyorsunuz. Depremin 6. gününde mucize kurtuluşlar devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yıkılan binlerce binanın molozları kamyonlarla kentin farklı noktalarındaki boş arazilere taşınıyor. Haberi verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle. 21.848 vatandaşımız hayatını kaybetti. 80.104 vatandaşımız kurtarıldı. Depremzedelerimizin sıkıntılarını hafifletecek, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz. Ben sizlerden bir yıl süre istiyorum. Bir yıl içinde bu inşaları yapacağız. İhyasını da gerçekleştireceğiz. O hal afet bölgesi ve mücbir sebep uygulaması ile bölgenin her türlü ihtiyacını karşılayacak mekanizmaları kurduk şeklinde açıklama yapmış. Evet, 2011'de
Çok büyük bir deprem ve tsunami yaşadık. Türkiye yardıma gelen ilk ülkelerden biriydi. Şimdi sıra bizde. TRT Haber Kahramanmaraş'taki kurtarma çalışmalarına katılan Japon ekibe mikrofon uzattı. Haberi geçilmiş. Bu acı da, bu yara da bizim. 1983'te Erzurum depremini yaşayan Nazime Kılıç, beslediği büyükbaş hayvanı satarak elde ettiği geliri depremzedelere bağışladı haberi verilmiş. Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek haberi geçilmiş. 6. günün mucize kurtuluşları fotoğraf kareleriyle böyle yansıdı. Tekrar okuyorum. Yani insan dağılıyor, kusura bakmayın. 6. günün mucize kurtuluşları fotoğraf karelerine böyle yansıdı şeklinde şöyle büyüteyim. Evet, bu haberler acı ama bazen mutlu. Allah yardım etsin. Evet, depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık. Asrın felaketinin ilk durağı Pazarcık ilçesi yardımlarla yaralarını sarmaya çalışıyor. İşte depremin merkez üssünden TRT Haber objektiflerine yansıyanlar şeklinde haber geçilmiş. Hatay'da depremde yıkılan Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklanmış. Son dakika olarak bu haberler verilmiş. Adana'da depremden yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, Lefkoşa'da gözaltına alınmış. Adana'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili 62 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Adanaspor deprem nedeniyle Spor Toto 1. Lig'den çekilmiş. Evet. Enkazdan çıkardığım ilk insan Deniz'di. Adını Deniz koyalım. Deprem gecesi ağır hasarlı olarak terk edilmiş bir evden gelen sesler duyan arama kurtarma ekipleri yavru kediyi de böyle kurtardı haberi verilmiş. Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alınmış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22.327 vatandaşımız hayatını kaybetti. 80.278 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Deprem bölgesinde gönüllü sağlık hizmetine katılmak isteyen personelin hasta sayısının azaldığını dikkate alarak bulundukları yerde kalmalarını rica ediyorum. Sahada yeteri sayıda personelimiz var. Karmaşaya neden olmamak için gönüllülerin İl Sağlık Müdürlüğü'nün planlaması dışında bölgeye ulaşmaması gerekiyor açıklamalarını yapmış. Deprem bölgesinde gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarıyla ilgili 8 ilde 48 şüpheli tutuklanmış şeklinde haberleri size iletmeye çalıştım. Depremsiz günler diliyorum. Hoşça kalın.